Evet merhaba. Uzunca bir süre oldu bir vlogla karşınızda olmayalı. Eskiden böyle canlarım günaydın diye açardım. Yakında yine açacağım öyle ama bu seferlik değil. Şimdi bayağıdır sizle böyle derin konuşmuyorum. Kendimle alakalı bir şeyleri anlatmıyorum. Hayatımda neler oluyor anlatmıyorum. Ve bu tarz videolar yapmayı gerçekten özledim. Yani 2017-2018 YouTube ruhu diyeceğim. Oldlar anlayacak. Tam olarak o ruhtayım şu anda. Ya böyle izleyicilerle daha çok temas kurmak istediğim. Hani Burak abi diyen o kitleye hitap etmek istiyorum aslında bu videoda biraz. Çünkü olayın akışı içerisinde biz oradan bayağı bir uzaklaştık. Bunu daha önce bir videomda daha söylemiştim. Hani bir şeyler profesyonelleşti evet. Daha çok para kazanmaya başladık evet. Daha iyi şartlarda yaşamaya başladık evet. Belki geleneksel medya bizi kabul etti ve daha itibarlı olduk insanların gözünde. Evet ama o samimiyeti ve ruhu da aynı doğrultuda ben kaybettiğimizi düşünüyorum. Ya eskiden mesela saçma sapan soru cevap videoları çekerdik. Saçma sapan kendimizi anlatırdık ve bu bir karşılık bulurdu. Çünkü samimiydi. Biz bayağıdır bundan uzağız. Artık her birimiz kendimizi daha havalı göstermek için adeta birbirimizle yarışıyoruz ve buna hiçbir iş gerek yok. An itibariyle 29 oldum. Hatta 2024'teyiz şu an. 14 Eylül'de 30 olacağım. Bir sonraki doğum günümde. Yaşlandım. Ve bunu sonuna kadar hissediyorum. Yani bayağı bir hissediyorum bu arada. Özellikle yakın çevrem bunu çok iyi biliyorlar. Benim için bu yıl güzel başladı. Yani bu yıl değil aslında geçen senenin sonlarına doğru böyle büyüdüğümü hissettim. Ama bu yaş olarak değil sadece her konuda. Ya düşünce tarzım değişti, olaylara bakış açım değişti, olayları umursama seviyem değişti ve bunların hepsi bana pozitif olarak gelen değişimler oldu. Yani eskiden de çok düşünürdüm her şeyi. Hala çok düşünüyorum bu arada ama eskisi kadar umursamıyorum. Yani mesela hayatımın bir dönemi var. O döneminde kendimden çok başkalarını düşünüyordum. Kendimden çok hani sevdiğim insanları demeyeyim ama çevremdeki insanları düşünüyordum. Mesela benim çok işim olurdu. Çevremden biri beni arardı, yardım isterdi. Ben kendi bütün iş gücümü bırakıp ona giderdim. Yine aynı şekilde hayatımdaki insanlara çok aşırı derecede değer verirdim ve kendimden ödün vererek değer verirdim. Bu yıl bunları net olarak fark ettim ve bunlardan net olarak uzaklaşma kararı aldım. Ve tabii Alex. Evet. Ya onun gidişi de gerçekten çok önemliydi. Farklı olmuştu. Zaten bir videoda çok ufak değinmiştim ama yani kötüydü. Zaten çocukluğumdan beri böbrek hastasıydı. Bunu daha önce defalarca kez anlatmıştım. Hatta bazı videolarda tedavisini de sizlere göstermiştim. İşte en son ölümüne bir ay kala falan saklanmaya başladı. Kedisi olanlar ve bilhassa kedisi ölenler bunu çok iyi bilirler. Bir kedi sahibinden saklanmaya başlıyorsa sıkıntı vardır. Sonra ölümünden işte bir hafta önce, 2 hafta önce falan kum yemeye başladı. Bunu da kedisi böbrek hastası olanlar çok iyi bilirler. Bu da kötüye gidiştir. Tabii ben başta anlayamadım. Saklanmasını da kum yemesini de. Sonra hemen tedaviye başladık ama olmadı. Yani elimden gelen her şeyi yapmama rağmen bana söylenene göre Türkiye'nin en iyi hocalarını çağırmama rağmen olduramadık. Yani Alex 9 yaşına girerken melek oldu. Onun ölüşü de bu arada beni ciddi etkiledi. Yani şakasız ya benim masum tarafımı öldürdü diyebilirim. Çünkü ya çok başkaydı. Hani hayatımdan birileri giriyordu, hayatıma birileri çıkıyordu. Türlü türlü olay yaşıyordum iyi veya kötü ama Alex hep yanımdaydı mesela. Yani şey draması kasmayacağım burada işte otururdum her akşam onunla dertleşirdim falan. Hayır. Ama onun yanımda olduğunu bilirdim mesela. Bir şey anlatmasam da, bir şey anlamasa da veya anlasa da, anlayıp anlamadığını sonuç olarak insanlar olarak bilmiyoruz. Yanımda olduğunu bilirdim. İyi gelirdi. 3 kedim daha var Alex dışında. Alex öldüğünde de onlar vardı ama hiçbiri Alex değil. Yani bunu öldükten sonra anladım. Hiçbiri bir Alex değil. Zaten gece vefat etti sabaha karşı. Direkt Kocaeli'ye götürdüm. Ailemin evinin bahçesine gömdüm. Sonra eve geldim. Aradı gözüm. Çok aradı. İlk zaten bir hafta aklıma her geldiğinde çılgınlar gibi ağlıyordum. Abartı gelebilir ama gerçekten ağlıyordum bu arada. Diğer kedilerde Alex'in özelliklerini arıyordum fakat bulamıyordum. Çok normal olarak. Falan derken böyleydi ama insan alışıyor. Yani onsuzluğa da alıştım. Ve ara sıra aklıma geldikçe ağlıyorum. Mesela yılbaşında bayağı bir yıprandık. Terledik yani. Ama alışıyorsun. Alex'ten de bahsetmek istedim. Çünkü detaylı anlatamamıştım. 1,5 aylıkken, 2 aylıkken falan Alex gelmişti bana. Ve 9 yaşına girerken yine bir sabah tıpkı geldiği gün gibi ellerimde vefat etti. Yani ölmeden 5 dakika önce seviyordum. Şöyle dramatik bir an yaşadık. Çok bahsetmeyi sevmiyorum aslında bu tarz konulardan ama bu videoda yeri olsun istiyorum Alex'in. Çünkü bir daha nerede olacak? İşte son günü böyle artık iş ciddiye
gidiyor. Mesela son onu veterinere götürdüğümü zaten şu yüzden götürdüm. Arka ayakları tutmamaya başlamıştı. Koltuktan atlıyordu ve düşüyordu. Götürdüm. Sonra yemek yemeye bir yere gittim. Onun yoğun bakıma aldılar serum takıp. Yani rutin bir şeydi aslında yani. Yoğun hani bilinci yerindeydi ama yoğun bakım alalım, serumu orada yesin. Oksijen desteği de sağlayalım daha iyi demişlerdi. Sonra gittiğim o restoranda benim Furkan var. Sabit veterinerim. Instagram'dan takip edenler illa görmüşlerdir. Onu aradım. Dedim ki Furkan, hani acı çekiyor mu sence dedim. Çünkü böbrek rahatsızlığı şu anlama geliyor. Hani idrarını, böbreği temizleyemiyor. Kanına karışıyor. Ve finalde bu yüzden öldü bu arada. Zehirlendi idrarından dolayı, kana karışmasından dolayı. Sence uyutayım mı dedim. Çok gaddarca geldiğinin farkındayım kulağa. Ama yani acı çekiyor olma ihtimali bana daha da gaddarca geliyordu. Furkan da dedi ki bunun kararı sana ait kanka. Hani benim bir şey söylemem doğru olmaz. Ama dedi kötü durumu dedi. Ben o tarafta da konuştum dedi. O bulunduğum veterinerlikteki hekimlerle durumu kötü dedi. Düşünebilirsin bu ihtimali dedi. Sonra ben orada karar verdim. Dedim ki uyutacağım. Yani acı çekmesini istemiyorum son anlarında. Veterinere gittiğimde Alex bilinci kapanmıştı. Yani bir saat önce onu bıraktığım Alex'ten çok farklıydı. Sadece refleks hareketleri vardı. İşte ne gibi? Patiyi ileri atma gibi vesaire. Gözleri açıktı. Geldim. İşte hocam uyutsak mı falan derken yoğun bakıma girdim. Alex'le gözleri zaten cama doğru açıktı. Göz göze geldim ve kuyruğunu sallamaya başladı hızlı hızlı. Ben gözünün önüne geldikten sonra. Ya bu belki refleksti. Belki gerçekten gördü ve hissetti bilmiyorum ama o an dedim ki uyutmuyoruz. Deneyeceğim. Yani deneyecek daha doğrusu dedim. Hani yaşamayı deneyecek dedim. Daha önce yaptı belki gene yapar dedim ama o günün sabahında yani gecesinin sabahında kaybetti. Tatsızdı. Alex bile gittiyse herkes gider mottosuyla da bambaşka bir Burak doğdu o gün. Öyle. Ona da öyle. Alex'e değer vermek istedim. Bu şekilde. Ya değişim aslında gerçekten son doğum günümde başladı. Ya o güne dair çok detay anlatmayacağım. O gün bir şeyler oldu ve ben uyurken o gün kafa olarak çok başka bir boyuta ulaştım. Yani saçma gelecek ama gerçekten böyle hani bir aydınlanma yaşadım o gece ben. Sonrasında böyle kendimi çok yoğun işe verdiğim bir dönem oldu. Çünkü orada da şeyi denemek istedim. Hani sadece çalışmak beni çok mutlu ediyor mu? Bir ay, iki ay falan böyle inanılmaz çalıştım. Yani kendi kanalım için değil bu arada. Aynı zamanda başka bir spor kanalında ben YouTube tarafına destek oluyorum diyeyim kibarca. Oraya çalıştım ve şunu fark ettim. Sadece işe yönelmek de beni mutlu etmiyor. Yani bunun gerçekten çok hassas bir dengesi var ve bunu sağlamalıyız. Hepimiz için konuşuyorum burada. Hepimiz hayatımızda bu dengeyi sağlamalıyız. Sonra ne oldu derseniz, zaten bilenler biliyor. Yorumlara da yazıyorsunuz. Çok fazla böyle açıklama gereği falan duymadım. Çünkü mesela bu da değişimlerimden bir tanesi. Hayatımdaki detayları an be an her şeyiyle açıklamak zorunda değilim ben. Ya kimseye değilim bu arada. Burada izleyicileri kastetmiyorum. Hani videonun en başında samimiyet diyordun, şimdi niye böyle diyorsun demeyin. Samimiyet her şeyi söylemek değildir. Her şeyi anlatmamaya karar verdiğim için herhangi bir açıklama yapmadım. Sadece ufak bir Instagram storiesiyle geçiştirdim. Bir ayrılık yaşandı. Bunu zaten yorumlara yazanlar oluyor. Çok normal bir şey. İki insan nasıl birbiriyle iyi anlaşıp, birbirini sevip, birbirinden işte hoşlanıp, artık adını ne koyuyorsanız, bir ilişkiye başlayabiliyorsa iki insan da gayet anlaşamadığı için, sevgi bittiği için, bazı problemler olduğu için ayrılabilir. Ayrılıktan sonra işte bu arada birkaç aylık bir mevzu. Ben açıklamasını daha yeni yapıyorum sizlere. Her erkek gibi tabii ki bir bocalama dönemi oldu. Çünkü bir alışkanlık gidiyor hayatınızdan. Orada işte kendimi tekrardan işe verdim. Sonrasında da böyle hayatımda çok köklü gerçekten değişiklikler yapmaya karar verdim. İlk olarak çevremden başladım. Yani bu videoyu izleyenler arasında hayatımdan son aylarda çıkardığım veya az görüştüğüm insanlar varsa özür diliyorum. Aslında özür dilemiyorum. Size iyilik yapıyorum arkadaşlar. Hayatımdaki bazı insanları elemeye, onlarla daha az görüşmeye karar verdim. Çünkü bunun benim için daha doğru olduğunu fark ettim. Yani arkadaşlıklar sadece win-win değildir. Ama arkadaşlık çatısı altında bir taraf hep win olurken, bir taraf çok fazla lose oluyorsa veya bir taraf win olmasa bile karşı tarafı lose yapıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Bu doğrultuda kendi çevremi şöyle bir değerlendirdim ve bazı insanları gerçekten elemenin daha sağlıklı olduğuna karar verdim. Ve kararımdan da hiç pişman olmadım şu ana kadar. Yani gerçekten böylesi daha iyiydi. Kafam rahatladı. Sonra hayatımda gereksiz yere çok fazla taktığım şeyler olduğunu fark ettim. Ne gibi diyeceksiniz? Mesela en basitinden Başak Burcu erkeğim bu arada ben. Şimdi yorumlara gelip herkes sen zaten Başak Burcu'sun yazabilir. Salonumdaki koltuk takımından uzunca bir süredir rahatsızdım ben. Yani 2018'de mi ne taşınmıştım o eve ve o eşyalarla taşınmıştım. Yani o eşyaları o eve almıştım. Artık eskimişti.
Fakat beynimin bir yerinde hep şey vardı. Ya Burak, bunu çok severek almıştım, bunu değiştirme vesaire vesaire. Yok abi. Yani değiştirebilirsin. Bir Fight Club repliğidir ama gerçekten çok doğrudur. Benim sahip olduğum şeyler, baktım ki bana sahip olmuşlar. Ve bu çok saçma geldi. Bunun üzerine de ne yaptım? Hemen IKEA'ya gittik ve koltuk takımımı, TV ünitemi, orta sehpamı değiştirdim. Hem de çok daha ucuz malzemelerden oluşan bir yenileme yaptım. Yani eskiler daha pahalıydı ama umurumda değil. Sıkılmıştım onlardan ve onlar benim sahibim değildi. Ben onların sahibiydim ve artık onlarla olmak istemiyordum. Ha, bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Hayatımdan işte çıkarttığım arkadaşlardan vesaire, değiştirdiğim çevremden bahsederken hayatıma yeni giren insanlar da oldu. Bunları zaman içerisinde belki vloglarda görürsünüz, belki Instagram'da görürsünüz, belki görmezsiniz, bu arada çok problem değil ama görürsünüz diye düşünüyorum. Yani hayatıma yeni giren insanlar da oldu ve şu an okeyim ya. Yani mutluyum şu an. Ne istersem onu yaşıyorum. İstemediğim bir şeyi alenen dile getiriyorum. Bak, bu çok önemli bence hayatta mesela. Ya bunu hepiniz bilin abi. Bir şeye hayır demek bu hayatta sizin sahip olduğunuz en büyük lüks. Bak, evet demek çok kolay bir şey. Gerçekten çok kolay. Herkese, her şeye o an evet diyebilirsiniz. Ama bir şeye hayır demek, istemediğiniz bir şeye hayır demek gerçekten günümüzde çok zor. Kırılır mı, gücenir mi, yanlış anlar mı, öyle olur mu, böyle olur. Yok abi, geçin ya. Size uymuyorsa bir şey, hayır deyin. Ve ben gerçekten hayatım boyunca, yani 29 yıllık hayatımın, ki muhtemelen 8'den sonrasını full hatırlıyorumdur, en azından büyük bir çoğunluğunu hatırlıyorumdur, hayır demeyi becerebilen bir insan değildim. Yine bu arada beceremediğim anlar oluyor. Mesela geçen gece uyuyordum. Osman aradı gecenin 11.30'unda. Bir kafeye çağırdı beni. Normalde başım çatlıyordu ve gerçekten uyuyordum. Hayır diyemedim ve gittim. Bak, böyle hayır diyemediğiniz arkadaşlarınız olsun, problem değil. Ama ben çoğunluk için konuşuyorum. Hayatınızın çoğunluğunda bir şeylere hayır diyebilin abi. Çok güzel bir lüks. Vallahi çok tatlı bir duygu ya. Geçen gün duştan çıktım. Evde de bir arkadaşım var. İşte o uyuyacaktı, odaya gitti. Ben de dedim ki biraz çalışmak istiyorum ben. Ve salona geldim. Şimdi en küçük kedim var benim, bir tane kurabiye diye. Gerçi en küçük değil. CC ile kardeşler aynı günde doğdular ama işte ben onu küçüğüm olarak seviyorum. Onda etrafa işeme rahatsızlığı başladı. Ve bu rahatsızlık bu arada bana 20.000 TL'ye, hatta 30.000 TL'ye mal oldu. Onu da anlatacağım. Hatta yani birazdan anlatacağım şeyi de katarsam 50.000 liraya mal oldu bu etrafa işeme macerası. Yeni koltuklara işemesin diye de koltuklara örtü aldık. Neyse, salona bir geldim. Dayana örtüyü kaldırmış, içine yatmış ve haliyle örtü toplanmıştı bir yerde. Ben dedim dur şu örtüyü, dedim yayayım koltuğa da kurabiye belki işer, işemesin. Tam böyle örtüyü ittim, küt diye bir ses geldi. Hemen ikiye bölündü vücudum. Anında bir baş dönmesi, mide bulantısı ve renk beyazlaması. Ah diye bağırdım. Arkadaşım geldi yanıma, dedi ne oldu? Dedim omzum çıktı, beni acilen hastaneye götürmen lazım. Sonra apar topar kalktık, hastaneye gittik. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Bundan önceki omuz çıktığında da bu arada ben video çekmiştim. Hatta ameliyat olacağımı duyurmuştum ben o videoda. Şuraya bir yere fotoğrafını koyuyorum, o videonun fotoğrafını da. Hatta kartlara da koyuyorum izlemek isteyenler için. Gerçi izlemeyin o videoyu, ameliyat olmadım sonuçta. Yani boş bir video olarak kanalda kaldı o. Fotoğrafını koyuyorum o yüzden. İşte o çıkmayla bu çıkmada omzumu benim takamadılar abi. Yani o çıkmada çok zor taktılar. Yaklaşık olarak 2 saat falan uğraşmıştı askeriye emeklisi bir doktor. Askeri hastane emeklisi bir doktor. Bu çıkmada çok denediler yine. Belki 2 saat denemediler. Deneseler takarlardı ama benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Yani omzumun bu çıkışı benim bugüne kadar yaşadığım en kötü omuz çıkmasıydı. Zaten son 10 dakikasında vesaire ağladım ben. Ve doktor dedi ki hani eziyet oluyor artık sana bu, dedi. Ve ben seni, dedi, narkozla bayıltmak istiyorum, dedi. Çünkü bayıltırsam, dedi, bir dakika içinde takacağım, dedi, bu omuzu yerine ve şu an acı çekiyorsun, dedi. Aslında sıcak değildim. Çokça da belli ettim bence narkoz istemediğimi. Çünkü deneyin falan dedim sürekli böyle. Hani tamam, serbest bırakacağım omuzumu, deneyin falan dedim. Ama yok, takılmadı. Çünkü vücut, abi o kadar çok acı çekiyorum ki o an. Yani dedim gibi, gerçekten bunu yaşayanlar anlar sadece. Ama bakın, omuz çıkması yaşayıp yalama olanlar da anlamaz. Yalamadan kastım şu, bazı insanlar var, çıkıyor ve kendileri geri takıyorlar. Onlarınki yalama artık. Ben kendim hiç takmadım daha omzumu bugüne kadar. Büyük ihtimalle takamam da. Çünkü doktor bile takamıyor yani. İşte denedi. Zaten son 10 dakikasında ben ağlıyordum. Çok kötü acı çekiyordum. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Ve gerçekten hani abartmayacağım. Hani öleceğimi falan düşünmedim tabii ki ama hani cidden bitmeyecek zannetmeye başladım. Çünkü bitmiyordu abi. Yani bir saat zaten yol sürmüştü hastaneye gidene kadar. Sabah 7'de çıktı. Bir saat sürmesinin sebebi, arkadaşıma ne hız yaptırıyordum ne fren yaptırıyordum. Çukurdan geçmemek için de ekstra yavaş gidiyordu. Çünkü her çukurdan geçtiğinde omzum hareket ettiği için
kıt diye bir sesle beraber inanılmaz bir acı geliyordu bana. Neyse finalinde bayılttılar arkadaşlar beni. Narkoz yedim. İlk defa bayıltılarak omzum yerine takıldı. Ve narkoz sonrası hallerim de gerçekten çok komik. Çok enteresan şeyler yapmışım. Yani inanılmaz şeyler yapmışım. Yani evlilik bile teklif etmişim. Bir tane doktoru Tayland'a götürme sözü vermişim. 55-60 yaşlarında herhalde o kadar vardır değil mi? Bir doktora hocam çok büyük gelecek vaat ediyorsunuz. Sanırım 18 yaşındasınız demişim. Maşallah. Hocam. Hocam. Görmüyorum. Görmüyorsun. Biliyorum biraz bunalık görüyorsun. Anestezi etkisindesiniz. Birazdan görür hale geleceksiniz. Kolunuzu uzatabilir misiniz? Nereye doğru? Aşağıya. Böyle uzatın. Tansiyonunuz ölsün. Tamam, serbest. İsmim Ufuk, başta konuştuğumuz gibi. Ufuk Hoca oradadır, Balkan'ın en iyi ortopedi. Ortopedi de olur ama anestezi. Hocam 18 yaşında çok müthiş bir geleceği var. Yani neler neler demişim yani. Ve hepsinin videosu var. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Onlardan oluşan bir video da hazırlayayım yani. Komik bence ama ben mi gülüyorum yoksa siz de güler misiniz bilmiyorum. Ya ama evlenme teklif etmem bayağı vav bir olay yani narkozluyken. Aldığım cevabı da o videoyu yayınlarsam görürsünüz. Ama evlenmiyorum. Yani şu an bir evlilik falan filan yok. Onu söyleyeyim. Hani evlenme teklif ettim, kabul edildi ve evleniyorum gibi algılanmasın mı özellikle vurguluyorum. Şakayı kaka yapmayalım. Saatte 9.44 ben bir tıraş mı olsam ya? Ha? İyi tamam o zaman ben bir tıraş olayım. Sonra eve gideriz. Eve gidince de kedilerin yeni eşyalarını gösteririm. Annemleri gösteririm. Ha bu arada şunu da anlatayım. Ailemle çok fazla zaman geçirmeye başladım. Bilenler bilir geçen sene anneler gününde benim annem kalp krizi geçirmişti. O günden sonra benim aileye bağlılığım biraz daha arttı. Yani üniversite için ben İstanbul'a geldikten sonra ve özellikle hayatıma YouTube yani iş girdikten sonra ben aileyi çok aksatmıştım. Ki pandemi falan filan derken de iyice neredeyse aile bağlarımız hani durma noktasına gelmişti. Ta ki annemin kalp krizine kadar. Annemin kalp krizinden sonra gerçekten her gün arayan, her gün arayamasa bile aklına her geldiklerinde arayan, 2-3 günde bir arayan bir adama dönüştüm. Sürekli yanıma almaya başladım. Yani pandemide ben 3 sene mesela annemleri hiç görmemiştim. Sıfır. Ama şu an mesela 2 ayda bir yanıma alıyorum. En az 2 ay benimle kalıyorlar falan yani. Ailemle vakit geçirmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Çünkü şunun çok bilincindeyim yani. Bir gün gidecekler ve ben onlarsız kalacağım. Bunun bir telafisi yok. Telafisi olmadığı için de onlarla olduğum her anın kıymetini bilmeliyim. Bu da son bir senede yaşadığım aydınlanmalardan biri. Daha hatta şu an bile bu videoyu çekmeden önce onları kahvaltıya çıkardım. Annem kibarlık yapıp her zamanki gibi hiç konuşmadı ama babam mesela bütün kahvaltıyı gömdü yani. İnanılmaz bir adam ya. Çok yiyor. Ben de çok yiyorum ama o benden çok yiyor yani. Öyle yani. Kısaca mutluyum ya. Gerçekten iyi hissediyorum kendimi. Neyse bir tıraş olayım bakayım ya ben. Uzun zamandır olmuyorum. Nerelisin? Tokat. Neyle meşhur? Yaprak sarması. Ya bir şehir nasıl yaprak sarmasıyla dışarıdan önceden? Sen yine sakal mı uzattın? Ay. Abi şey, işler çok böyle işkese böyle. Bir holde 25-30 yaş arasındaki hanımefendileri tavlayabilmek için, kendini büyük göstermek için sakal uzatıyor. Bir kere kestim. Eğer bir holde takılan hanımefendiler bu videoyu izliyorsanız bu arkadaş sadece ve sadece 18 yaşında. Bunu bilin. Kestirdik saçları. Yakıştı mı? Ben de beğendim ya. Ama ciddi güçsüzleşti saçlarım. Sen var ya eski saçlarımı görecektin. Tıkır fıkır dışkır şıkır da dur. Oh ne güzel yağıyor yağmur be. Bereket yağıyor bereket. Kar bekleniyor bugün İstanbul'da. Sever misin karlı havayı? Bir şey diyeyim, videonun başında böyle çok doğal girdim ya. Tam şey yapacak havam vardı. Allah'tan tıraş olmaya geldik o şeyi attım üzerimden. Hani evet arkadaşlar bakın artık ben çok rahatım deyip yağmurlu havada dışarı çıkıp oh ne güzel ıslanıyorum falan diyecek kadar hayatı seviyor imajı yarattım bir an. Yok hala çok problemlerim var yani ama mutluyum. Neyse bir eve gidelim. Biraz da evi göstereyim size. Biraz da Burak Güngör'e evde görün. Evet şimdi evde yaptığım değişikliklerden çok kısaca bahsedeyim. Şu kurabiye, şu gördüğünüz arkadaş. Bazen de Gandalf diyorum. Değişiyor. Bir yakın çekim alalım onu. Bu aslında JJ ile aynı yaşta. JJ de şu arkadaki bu. Bu JJ. Aslında aynı yaştalar. Kardeşler aynı günde doğdular. Yani aynı anneden çıkma ikisi de. Fakat JJ'ye bakın bir de kurabiyeye bakın. Kurabiye aslında evin en küçüğü gibi. Boyutu yüzünden. Bunu zaten biliyorsunuz. Diana bu. Diana! Ben en son bunu yaparken omzumu çıkarttım. Dur. Şimdi bu kurabiye
Kum birazcık pis olunca ama birazcık böyle. Hani kendisi işesin bir kere gene pis sayıyor onu. Dışarı yapıyordu. Burada benim eskiden sarı bir koltuğum vardı. Bilenler bilir, şu an ekrana zaten veriyorumdur eski vloglardan görüntüsünü. O sarı koltuğun her yerine işedi. Ama defalarca kez. Makinede yıkıyordum. Sabahına tekrar işemiş oluyordu. Tekrar yıkıyordum falan derken o koltuk mahvoldu. Ve çözümü bunun gerçekten koltuğu değiştirmektir. Kedi sahipleri bilirler. Bir kedi bir yere işeme yeri olarak belirlerse ne yaparsanız yapın oraya işemeye devam eder. O kokuyu o alır. Koltuğu değiştirdim. Daha küçük bir koltuğa geçtim. Hatta IKEA'daki galiba bu kategoride en ucuz ve en küçük koltuk bu. Fakat benim işimi görüyor. Okey abi, yani pahalı olmasına gerek yok. Çok büyük olmasına gerek yok. Şova gerek yok. İşimi görüyor ve gayet mutluyum. Böyle bir koltuk aldım. Orta sehpayı değiştirdim işte. Zaten bunlardan videonun başına bahsetmiştim. TV ünitemi değiştirdim. Burası böyle boydan boya değişti. Bu kurabiyenin de yeni eşyalara işememesi için şu tarz bir ürün aldım. Adı tam olarak ne bilmiyorum ama internette aratırsanız çok rahat bulursunuz. Otomatik kedi kum kabı olarak geçiyor. İşte bu ne yapıyor? Bir kedi tuvaletini yaptıktan sonra otomatik olarak pisleri, çöp haznesi var içinde, oraya atıyor. Ve temizliği tekrardan şeye koyuyor. Yani alana koyuyor. Aynı zamanda içinde kamera var. Hangi kedinin tuvalete girdiğini, kaç dakika tuvalette kaldığını vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ne işimize yarayacak? Şöyle bir işinize bir ihtimal yarayabilir. Evde çok kedi besliyorsanız bazen veterinerler şeyi sorabiliyor. İşte şu kedi kakasında kan var mı? Veya işte sıvı mı kaka yapıyor? Veya hangi kediniz sıvı kaka yapıyor? Bunu öğrenmek istiyorsunuzdur. Kameradan bildiğini takip edebiliyorsunuz. Yani aldığımdan beri son birkaç gündür dayananın çok fazla götüne maruz kaldım kameradan. Bunun dışında üçü de burada şu an çıkacakları tuttu. Normalde asla üçü aynı anda çıkmaz oraya. JJ'ye baksana. Paşa gibi ya. Bak bak. Aha, kuyruğunu ısırıyor. Dayana kurabiyeyi hiç sevmiyor. JJ ile iyi anlaşıyor. Sıkıştırdı bak onu orada. Neyse gel. Bunu aldım. Bu otomatik su kabı. İşte sürekli devir daim yapıyor. Akıllı özelliği var. Bazı zamanlarda duruyor ama neye göre duruyor gerçekten bilmiyorum. Yanındaki de otomatik mama kabı. İşte bu mama kabı da benim belirlediğim saatlerde, istediğim porsiyonlarda mama yolluyor onlara. Yani aslında şunu çok rahat söyleyebilirim. Artık kedilere ben bakmıyorum. Akıllı makineler bakıyor. Ben sadece seviyorum. Ve çok okey. Ha, tavsiye eder misin sorusuna da şöyle bir cevap vereyim. Şu kedi kabını gerçekten tavsiye ederim bu arada. Yani yüksek bir fiyatı var, yalan söylemeyeceğim. Ama sonuna kadar hak ediyor. Yani bir kere oda artık hiçbir şekilde idrar veya dışkı kokmuyor. Bu çok iyi bir özelliği. İki, kedi kumu temizlemek zor bir şeydir. Beni ondan kurtardı. Bu da çok iyi. Ha, bunların dışında dediğim gibi fiyatı biraz yüksek. Çünkü alternatifi yok şu an. Yani rakipsiz olduğu için biraz tekelleşmiş durumda. Ya var alternatifi de herhalde bu kalitede yok. Çünkü herkes bunu öneriyor. Veya gerçekten çok iyi işte. Aslında o da totalde alternatifi yoka geliyor. İlerleyen yıllarda bunun fiyatı düşecektir. Baba bir tanesi kusmuş. Bak. Kim kustu buraya? An be an şahitlik ettim. Bak biri kusmuş. Mesela bunu temizleyen bir şey yok şu an evde. Ne yapacağız? Onu biz temizleyeceğiz. İstesem olmaz ha. Tüy kusmuş. Hey. Tabii ki tiksinmiyorum. Onlar benim bebeklerim. Bakın Dayana şu anda uygulamalı olarak kum kabının nasıl çalıştığını gösteriyor size. Girdi. Yaptı. Rutin temizliğini kendisi yapıyor şu an. Öf. Sağlam yaptı bu arada. Dayanacığım çık artık. Çık babacığım. Çok güzel. Şimdi bakın Dayana çıktı. Şimdi diyorsunuz ki kum kabı ne yapıyor? Bekleyin. Bir dakika beklememiz lazım onun için. Bakın ben buradan mesela dışkıları görüyorum şu an. Burada bir tane sertleşmiş, onu atamıyor. Orada kendimiz almamız lazım. Bakın. Hop. ASMR gibi oldu ya. Şimdi bir turda öbür tarafa dönecek ki kumu oraya alsın. Bir de dengele yavrum kendini. Bir de öbür tarafa. Hop. Son kez bir sağa. Tamam. İşte böyle. Bu da hayatıma gerçekten çok iyi bir konfor kattı. Evet, burası benim çalışma odam. Hatta evdeki çekim alanım. Zaten bilenler bilir. Şu an çok fazla dağınık. Farkındayım. Bunun sebebi gerçekten çalışıyorum. Yani özellikle Ocak ayında kaç tane video attığıma bakanlar ne kadar çalıştığımı görürler. Böyle etrafa atıyorum ki sonradan süpürürüm. 2024 yılını gerçekten YouTube yılı ilan ettim. Yani benim en sevdiğim, içerik üretmekten en çok keyif aldığım yer YouTube. Ve bu yıl tamamen YouTube'a ait benim hayatımda. Çok fazla üreteceğim. Deneyeceğim, yanılacağım. Hepsine okeyim. Ya izlenme sayılarını zaten umursamıyorum. Bunu açıkça söyleyeyim. Oraları geçtik. Çünkü izlenme sayısını ipleyerek içerik üretirsem çok fazla kısıtlanıyorum. Sadece rakamlara oynamış oluyorum. Bu da benim sevdiğim işi yapmamı engelliyor. Bir süre sonra yapmamaya başlıyorum.
Bunu tecrübeyle sabitlediğim için artık izlenme sayısını hiç iplemeden tamamen istediğim içerikleri üretiyorum ve geri dönüşlerinde çok daha iyi olduğunu fark ettim. Onu söyleyeyim. Yani eski Burak Güngör falan yazıyorlar yorumlara. Mesela Ümraniye Sapı videosuna yazmışlar. Bu gerçekten hoşuma gitti. Yani cidden hoşuma gitti. Demek ki benim sevdiğim şeyi seven izleyiciler de var ve o izleyiciler belki de benim kemik kitlem. Yani abone sayısının, izlenmelerin cidden hiçbir önemi yok artık günümüzde. O yüzden neyi yapmayı seviyorsam, kendimi hangi alanda yetenekli görüyorsam o alanda devam edeceğim. Bu böyle bir iç dökme videosuydu. Hayatımdaki değişiklikleri sizlere anlatma videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda da Ocak ayında attığım tarzda devam edecek kanalın işleyişi. Ara sıra böyle vloglar da gelecek. Hatta videonun başında bahsettiğim eğer narkoz videosunu istiyorsanız onu da bir vlog yapacağım ve sizler için yayınlayacağım. Çok komik görüntüler var gerçekten içerisinde. İsterseniz yayınlarım, istemezseniz de gerçekten yayınlamam hiç umurumda değil. O videoyu yayınlamak benim için çok tatlı değil çünkü. Ara sıcakla Burak Güngör Anlatıyor serisiyle tam gaz devam edeceğiz yolumuza. Bu tarz vloglarında daha sık gelmesini istiyorsanız eğer, hani ara sıcak atıyorsun abi okey, Burak Güngör Anlatıyor atıyorsun ama böyle vloglar da at, biz seviyoruz diyorsanız da aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.